Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Vallı kardeşlerim, hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, buraya gelen Van'ımızı, Van'ımızın ilçelerini temsil eden kıymetli sivil toplum örgütlerimiz, sizleri, sizlerin şahsında İpek Yolu'ndan Tuşba'ya, Erciş'ten Edremit'e kadar Van'ımızın bütün evlatlarını, oradaki tüm kardeşlerimizi, oradan Van'ımızdan İstanbul'a gelen tüm hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yurduna bağlı, özlü sözlü bir delikanlı Van kardeşlerim, 5 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılının meşalesini yaktığı Van mitinginde şanına yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştular. O gün Van'da miting meydanında kıymetli kardeşlerim, Vanlı bir kardeşimizin açtığı pankartta şu diyordu: Van memleketin sınır çizgisidir. Reis gençlerin kırmızı çizgisidir diyordu. İşte Van budur. İşte Van'ın Recep Tayyip Erdoğan sevdası budur. Van'ın memleket aşkı başkadır ve biz de Vanlı kardeşlerimiz için Van'ın taşına, toprağına, suyuna, her bir karış oradaki vatan toprağına aşığız. Biz Van'ımızın güzel gönüllü insanlarına hizmet etmekten her zaman onur duyduk, gurur duyduk, şeref duyduk ve bu güzel şehre değerli arkadaşlar 21 yılda 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Ne yaptık? Bir yandan Erciş'ten Tuşba'ya, Çatak'tan Edremit'e, Van'ımızın tüm ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerimizi hızla devam ettirirken, diğer yandan yine sosyal donatılarıyla beraber binlerce konutun inşasını devam ettiriyoruz. Van'ımızda bir yandan ilk evim, ilk iş yerim projemiz kapsamında 3200 evimizi, 250 iş yerimizi, yine 26700 konut yapacak Vanlı kardeşlerimizin konut yapacağı altyapılı arsayı hak sahiplerini belirledik ve Van'ımıza toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 tane de millet bahçesi kazandırıyoruz. Merkezdekini bitirdik. Vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Van'ımızın incisi, Van Gölümüzü inşallah evlatlarımıza en temiz haliyle bırakmak için çalışıyoruz. Van'da olmayan, daha önce bu hizmeti almadığı Van İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizi yaptık ve gölün kurtarılmasına ilişkin orayı özel çevre koruma bölgesi ilan etmek suretiyle Van'a kıyısı olan ne kadar ilimiz, ilçemiz varsa tamamında aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Van Gölümüzü inşallah tertemiz haliyle gelecek nesillerimize bırakacağız. Dip çamurlu temizliğini yapmak suretiyle inşallah orada kıyısında gezeceğimiz, dinleneceğimiz, İstanbul'da, Beykoz'da, Boğaz'da gezer gibi, oradaki havayı alır gibi restoranlarıyla, kafeleriyle, kütüphaneleriyle inşallah doğunun incisi olacak. Biliyoruz ki ülkemizin %70'i deprem bölgesi. İstanbul'umuzda depremin bu manada en çok hissedileceği, zarar vereceği, muhtemel zararı göreceği illerimizin başında geliyor. O yüzden biz istiyoruz ki milletimiz başını yastığa güvenle koysun. Başka acıları çekmeyelim ve Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği başlatarak bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar İstanbul'da 700 bin yuvayı ve 3 milyon insanımızı
yeni bir hayata kavuşturdu. Hep birlikte 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları inşallah milletimizle el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Ve bugün itibariyle 100 yılın dönüşümünde başvuru sayımız tam arkadaşlar 650 bine ulaştı. 650 bine ve bu şu demek, 2,5 milyon vatandaşımızın başvurusu demek. Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında hilalimizi kıranlar kaybedecek. Erdoğan gitsin diye manşet atan Fransız gazeteleri kaybedecek. Küresel odaklar kaybedecek. İşte kardeşlerim, saflar iyice netleşti. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta kimler var? Kumpasçılar var, kasetçiler var, terör örgütleri var, FETÖ var, PKK var, küresel güçler var. Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerini kumpasa giriştiler. Ne yaptılar? Kasetle partinin başına geçenler şimdi başka kumpaslarla devletin başına geçmek istiyorlar. Biz AK Parti olarak daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların hep karşısında durdu. Sayın İnce 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibiydi. Kaybetti. Ama 2023 seçimleri için de aday olacağım dedi. CHP içinden sesler yükseldi. Parti kuracağım dedi, tehditler aldı. Kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir, değerli kardeşlerim, FETÖ kumpasıdır. Bu bir FETÖ oyunudur. Küresel odakları Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Kim olursa olsun, kimin başına gelirse gelsin, biz bunun karşısındayız. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz. Müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir. Bu seçimde de hep birlikte göreceğiz. Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ'cülere bu millet dersini verecek. Demokrasi tokadını atacak.